Arkadaşlar merhaba, Konfor Gıda'nın bilançosuna bakalım. Evvela net işletme sermayesinde olumlu gelmiş belir olsa da hala 26 milyon açık var arkadaşlar. Net borç çeyreklikte 31 milyon artarak 483 milyona çıkmış. İkinci ve geçen yıl ikinci ve üçüncü çeyrekte bir miktar yatırım yapmış. Nakit akışları da hala sorunlu. Bunlardan bahsettik, gelelim faaliyetlere. Çeyreksel bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasında ne gibi gelişmeler olmuş ona bakıyoruz. Hasılattan başlayalım arkadaşlar. Geçen yıl bu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre hasılat %-38.79 oranında azalmış. Şu anda -46.58. Bir önceki çeyrekte -15.58'miş. Bu gördüğünüz son 6 çeyreğin en kötü performansı olmuş. 2 çeyrekte hasılat üst üste düşme eğilimini devam ettiriyor arkadaşlar. Gelelim her 100 liralık mal sattığı maldan ne kadar faaliyet karı elde ediyormuş. Geçen sene 21.21'miş. Şu anda 16.61. Bir önceki çeyrek 11.90'mış. Bu geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi, ancak hasılatın düşmesi ve geçen seneye göre faaliyet karının da düşmesi pek hayra alamet olmamış. Net kâra bakalım arkadaşlar. Net kâr geçen sene 18.11'miş. Şu anda 10.04. Bir önceki çeyrekte 3.74'müş. Bu da geçen senekinden kötü. Bir öncekinden iyi olmuş. Gelelim öz kaynak kısmına. Geçen yıl her 100 liralık öz kaynaklarıyla %99.49 oranında hasılat yaparken şu anda 105.13 yapmış. Bir önceki çeyrek 220'ymiş. Bu da gördüğünüz gibi en kötü ikinci performansını göstermiş burada da. Gelelim her 100 liralık öz kaynağına karşılık ne kadar faaliyet karı üretiyormuş? Geçen yıl 21 olmuş. Şu anda 17.46, bir önceki çeyrekte 26.22'miş. Dolayısıyla bu da arkadaşlar neredeyse hem geçen senekinden hem de bir önceki çeyrekten kötü olmuş. Net kâra gelirsek arkadaşlar, her 100 liralık öz kaynaklarıyla yaptığı net kâr geçen yıl 18.0 iken şu anda 10.56 olmuş. Bir önceki çeyrek 8.26'ymiş. Bu da geçen senekinden kötü, bir öncekinden hafif olumlu olmuş. Gelelim öz kaynak büyümesine. Geçen yıl bu çeyrekte 17.76 öz kaynaklarını çoğalttırken şu anda 9.26, bir önceki çeyrekte 11.95 olmuş. Bu da en kötü ikinci performansını göstermiş. Yıllık öz kaynak büyümesine bakarsak arkadaşlar, 2022'ye 9'da %72.89 büyümüş. Sonra 65.78'e düşmüş. Oradan da 53.81'e. Demek ki bu gidişte bir sonraki çeyrekte herhalde 45 seviyesine falan gelecek gibi. Fiyat hareketine bakalım arkadaşlar. Bizim baz aldığımız 21.12.2021'de 3.66'ymış. Oradan bu yana öz kaynaklar %120 giderken fiyat %243 giderek öz kaynakların iki katında fiyat oluşmuş. Halka açık kuralı 22, en düşük piyasa değeri, defter değeri 1.11, şu anda 4.37, yaklaşık 4 katından işlem görüyor en düşüğüne göre. FK 13.02, fiyat bölü hisse başı öz kaynakta 12.49. Bir de getiri kıyaslaması yapalım arkadaşlar. Defter değeri 2.88, bunu %53.81 oranında çoğaltırsak, yani böyle giderse arkadaşlar, öz kaynak ortak olduğundan dolayı 1.55 kuruş kazancınız olacak. 12.57'ymiş fiyatı, bunu faize koysanız 4.15, yine herhangi bir maddi duran varlık alırsanız da enflasyondan kaynaklı 7.10 kazancınız olur. Dolayısıyla şirket şu andaki performansıyla hem faizin hem de enflasyonun altında kalmış arkadaşlar. Bunun bir dengeye oturması lazım. Bunun dengeye oturması için iki şart lazım. Ya şu öz kaynak büyümesini 53.81'den daha yukarıları taşıyarak 1.55 kazancını 7.10'a yaklaştıracak, veyahut da fiyat gerileyerek şuradaki 7.10 kazancının 1.55'e yaklaşması lazım. Veyahut da enflasyonun çok çok ciddi oranda düşmesi lazım. İşte bütün bunları siz kendiniz oturup hesap kitap yapıp ona göre karar vereceksiniz. Ama biz burada fiyatla ilgilenmiyoruz arkadaşlar. Fiyat 12'den 12 milyona mı gider, 1 liraya mı düşer? Bizim böyle bir iddiamız da yok. Zaten böyle bir amacımız da yok. Buradaki bilanço açıklamamızda biz şirkete bir fotoğrafını çekiyoruz. Çeyrek çeyrek neler yapmış, neler yapmamış onları söylüyoruz. Ve alternatif getiriler karşılaştırıp size kendiniz bir yön çizmeniz için bir ışık tutmaya çalışıyoruz. Bundan sonra tamamen karar sizin arkadaşlar. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.